Ayşe Bose, Meryem Uyanık sormuş. Ben neden işsizim? Neden benim işim yok? Neden bilmiyorum. Benden bileyim. Verilebilecek en güzel yanıt verdi aslında. Ben nereden bileyim dedim. Ama Ayşe'ye de genelliğin hep yerel sorular. Evet yani çok domestik. Bir başka şansımız denesek mi acaba? Bir de böyle incelim. Bir tane başka var. Bir tutturma. Belki tutturacağız. Ayşe. Seni anan kimin için doğurmuş? Seni annen kimin için doğurmuş? Analar ne iyi doğurur. O da yerel. Batman'dan gelmiş artık abi. İşte Batman'a bir güzel ekle. Kocam için de bari gönderin gitsin. Soruyu anlamadık. Tamam, sana bu soruları sormuyoruz. Sana bu eziyet ya. Bu ne? Türk iş eziyet ya. Peki. Şahin. Lelelele sakine. Niye gittin tütüne? Sevil Bektaş Samsun'dan soruyor. Sevil Bektaş iyi mi? Ben de ona soruyorum. Anladım peki. Bu soruyu yazarken Sevil iyi miydi? Sorusu geldi ve son soru Ece sana geldi. Bu bize geldi ya. Burada laf çok mu gerçekten? Çok. Çok. Aldım açını gidiyorum. Vallahi peki çok teşekkür ediyoruz. Kavanoz dipli dünyaya soru gönderenler için, ama anlıyoruz ki bir ortalamanın üzerinde bir şey durumumuz var. Yani. Evet, millet olarak merakımız. Evet. En azından böyle bir şey çıkarttık. Evet, bunları hiç unutmayacağız. Evet, neyle devam ediyorduk? Manşetlerle 23.45'ten bu yana, hey maşallah, aralıksız konuştuk ve son 5 dakikaya giriyoruz programda. Bakalım manşetlerde kim ne demiş, onlar geliyor. Görelim. Evet, an itibariyle manşetlerimiz şöyle. Yüksel Aksu, müziğin Ankaralı namı, Ankaralı Turgut'u, Kartalı mıçısı varsa... Ben de sinemanın Muğla'lı yükseleyim. Hatta Ulalısın değil mi abi? Ulalı. Evet. Evet, Ulalı yükseleyim diyor. Hayırlı uğurlu olsun. An itibariyle manşetlerimiz devam ediyor. Ayşe Bose, Mesut Bey çok hızlı konuşuyorsunuz. Biliyorum burada laf çok ama ben dondurmam kaymağı 4 kere izleyip anlamayan birisiyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. An itibariyle manşetlerimiz devam ediyor. Şahin Irmak. Programın kadrolu konuğu olarak bir dahaki sefere Mesut abinin yanında oturmak istiyorum diye bir manşet çıkarmış. Gayet güzel. Ve an itibariyle manşetlerimizin son manşeti geliyor. Ece Çeşmioğlu, Neşe'nin çocuk rollerinden bir anda mutsuz kadın rollerine atladım. Siz görmediniz ama ben okulda büyüdüm. İnanmıyorsanız aşkın tarifini verebilirim. Demek bize tatlı bir şey yapmış. Peki toparlayacak olursak aslında bir sürü şeyi de göstermedik. Sizde bir sürü şey tartışacaktık. Onları göstermedik. Efendime söyleyeyim. Bir tane... Neyi konuştuk bütün gün? Bir şey hazırlayalım. Entelköy, Efeköy'e karşının klibini verelim lütfen. Neyi konuştuk? Geldi sevgili Yüksel Aksu, Ayşe Bosse, Şahin Irmak, Ece Çeşmioğlu. Neyi konuştuk? Bir bunun klibini verelim. Ondan sonra son bir soru attırıp tamam, bitireceğiz gari ya. Ben de yıldım gari. Ben de yıldım gari. İstanbul'dayım, gideceğim. Kaçsam şehrin uzağına, tutulacak el bulmaya, etçiline, otçuluğuna, zeytin dalı uzatmaya. Ben bu şehrin, ben böyle şehrin, ta egzozunu, bacasını, hormonlanmış gıdasını, silikonlu hayatını. Ya Şahin çok güzel. Ben bu şehrin, ben böyle şehrin, ta kakafonik sandunu, dokusunu, kokusunu, gübresini, hormonunu. Bu kadar küfür işte. Etitop. Bu mudur? Ne olacak ya? Xenofobik bakışını, gemsiz ipsiz vandalını, sanatını, dalağını. Ya
ben bu şehrin, ben böyle şehrin. Evet, gerisini de artık filme gidip siz doldurun. Değil mi? Paraları nasip olsun. Ya hadi. O da güzelmiş ya. Peki üstad, hemen son soruyu şey yapalım. Kasta ideal bir 11'in var mı? İdeal bir? 11 yaptım. Hani teknik direktörler sorarlar ya, maçın ideal 11 hangisi? Siz de hani direktörsünüz sonuçta. Kast seçerken ideal bir 11'in var mı? Ya bir gün şu 11'i toplayıp maça hani Messi, Ronaldo bilmem ne gidiyor. Çok mu zor soru bu ya? Zor soru ya. Anladım. Geçelim istersen. Sıradaki soruya geçebiliriz. Tabii tabii. Hikayeyle. Peki bu da sıradaki soru sevenler ve kavuşamayanlar için geliyor abi. Bugünün Türkiye'sini anlatsaydın ve buna bir isim bulsaydın filmine. Ne koyardın adını? Kaos derdim herhalde ya. Kaos mu? O da yaratıcı olmadı ya. Komik olmadı. Yaratıcı olmadı değil mi? Komik bir şey olsa. Ha? Komik bir şey olsa. Ama sen bu filmin ismini zaten 8 ayda koymuşsun. Ya galiba bu da yanlış soru oldu. Gaydırı Guppak koyardım. Gaydırı Guppak güzel. Gaydırı Guppak nedir abi? Sen oralarını... Gaydırı Guppak manası yok. Sound'u var. Şimdi Gaydırı Guppak ne denir ya? Hakikaten o şey gibi, şıp gibi bir şey o da yani. Şıp, şıp gibi bir bunun şey. Bunun da yani. Türkçesini biliyorsanız gönderin yani. Evet, Gaydırı Guppak ne anlama geliyor onu da gönderin. Şey yapabiliriz. Sosyal medyayı kullanıyor musun? Twitter'da bir şeyin var mı, sayfan falan? Twitter'da çok kullanamıyorum. Var bir tane ama Facebook'u da çok kullanamıyorum. Artık asistanım kullanmaya başladı. Çünkü yetişemiyorsun. Çok da bağımlılık yaratıyor. Kitap okuyamıyorsun falan. Biraz kullanıyorum. Eyvallah. Şu saate kadar bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün Twitter'da bir patlama oldu ve tek tek herkesten ayrı ayrı geldiği için sorular. Birincisi gözlerim yaşardı. İkincisi hakikaten hala şu anda Twitter'da sorusunu soramadığım arkadaşlarım varsa burada yazıp göndersin. En azından birkaçın ismini okuyup şey yapabilirim. Şahin Irmak ceketini nereden almış acaba? Şahin, bu senin pantolondur, cekettir. Odur budur abi. Nedir senin bu çektiğin abi? Bugün çok sevdiğim biri hediye aldı bu ceketi bugün. Nereden aldın? Marka ismi vermiyorum. Onu da artık vermeyelim ama evet. Sevdiğim biri bir ceket aldı sana. Bayağı sevdiğim. Kırmızı pantolonlu bir başkası alıyor. Ceketi bir başkası alıyor. Evet, onu da aynı kişi aldı. Fanilan nereden ayıptı sorması? Fanile giymiş şimdi. Fanile, yok, Fanile artık anam gönderiyor. Onu da şeyden, köyden gönderiyor. Şahin, nerede göreceğiz seni? Bir dizide mi yoksa Yüksel abiyle böyle yürür müyüz? Yüksel abiyle ben valla sonuna kadar Yüksel yürürüm. Yüksel abiyle yürür müyüz artık? Gördüğün gibi bir kadro şeklinde konuşuyor. Valla bilmiyorum işte. İkincisi inşallah kısmet olursa filmin. İkincisi ötesini şu an bir şey net değil. Zaten anladım. Filmin heyecanını bitirelim. Ben bu filme niye gideyim? Tek cümleyle açıkla. Abi çok güleceksin ya. Vallahi. Gülmezsen zaten ara hani gülmedim diye bir üzerine neyse, bir yapalım cezası çekersin. Yani. Cezasını çeker çok misin? Somut söylüyorum. Paranı geri iade etmek değil. Beğenmezsen bir akşam yemeği. O kadar dedim. Balıklı rakılı. Hoppa, yürü yürü gidelim. Evet. Rakı ismi geçtiği için. Rakı sağlığa zararlıdır. Ayşe Bosse, bağlama çalmayı öğreniyor musun? Evet. Üstelik bunu bir Alman'dan öğreniyor musun? Ne evet. Diye enteresan kadınsın evet. Sen ya. Bayıldık biz sana. O da Hamburg'da bir okul buldum. Anadolu Müzik Okulu ama iki Alman kurucular. Okulu. Güzel. Selamlar. Güzel çalıyorlar mı? Selamlar Hamburg'a buradan. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Geleceğin dizilerde oynayacaksın mı bizde? Buralarda. İnşallah. Ha abi, Ayşe beraber bir dizi yapar mıyız? Vallahi olur. Bir tane yaparız, çakarız ya. Ne olacak ya? Bir yapsanız öyle beraber dizi ya. Bence bir türkü söyletemedik biz onlara. Niye? Hazır bağlama derken. Bağlama derken bir öyle o. Çok güzel. Bediye Akar Türk gibi türkü söylüyor. Şey söyleyeceğim, o türküyle bitireceğiz zaten. Unutmayayım. Söyler misiniz içine? Söylersiniz değil mi? Söyleriz. İyi, abi. İyi, çok güzel. Türküyle bitireceğiz. Türkü sözü aldık. Ece Çeşmeoğlu. Türkü sözünü benden almadık bu arada değil mi? O üst üste geldi çünkü. Soruya bak ya. Güzelsin. Peki güzel olduğun kadar küstah mısın da? Yani bunu ben hazırlamışım, ne ayıp. Beni tanıyan birisi cevap vermeliydi ama bence değilim. Olmamaya çalışıyorum. Peki. Firar devam ediyor. Ediyor. Büyük kente geldiniz, firar ettiniz. Artık buralardasın. Mardin'e böyle gidip gelmen olacak yok, mı? Yok yani şimdilik yok öyle bir şey. Bak havalar şimdi hazır ılıkken Yüksel abini dinle, arada bir git yani oraya. Tamam mı? Evet. Baktın gidemiyorum, bana haber ver, birlikte gideriz. Tamam. Ben sana anlatırım, ben arkeologum biliyor musun? Tamam. Peki hadi. Konuklarımızın hemen benzerlerini verelim. Dünya üzerinde birer benzeriniz var. Aradık bulduk bakalım. Doğruyu bulduk. Çok güzel. Beşer şaşar. Bazen iyi tutturuyoruz. Bazen evet, hakikaten abi. Yan mı basıyoruz öyle derler ya. Evet.
Tim Burton. Benziyor gerçekten. Hakikaten benziyor. Hocam yani sonunuz, önünüz, arkanız, her şeyiniz benzesin Tim Burton. Vallahi yani. Hani sevdiğimiz bir abimizdir. Yüksel Baba da bizim için öyledir. Dolayısıyla iki abimizin ortak bir filminde buluşuruz inşallah. Süper olur ya. Harika olur dedik ve sıradakine geçtik. Şahaneymiş ya. Ayşe Bosse, Winona Ryder, no. Bence Ayşe daha güzel. Saçlar. Ayşe, evet Ayşe saçlardan çocuklar gitmeye çalışmışlar ama anladım. Yani denedik, yanıldık, bir daha dener yine yanılırız. Ya kısmetse. Bir ortalama tutmuş gene de. Bir olmuş değil mi? Bir Eda, kırmayalım bir yani bu işin de şimdi. Evet. Hadi hadi bulmuşsunuz bir şey. Sıradakini verelim hemen. Ece Çeşmeoğlu, Emma Stone. Emma Taş. O da yakın. Ece de Çeşmi yani. Teşekkür ederim. Ha maşallah. Olmuş. Burada da olmuş. Ve sonraki. Ya. Görüntülüsünü koymayalım. Sen geldin değil mi daha? Ama netti o. O fotoğraftı. Bak görüntü yaptık. Konulu yaptık. Bu sefer konulu. Yani bunu bulana. Bu harika oldu. Ben bunu bulana şapka çıkartıyorum. Eyvallah. Peki. Harika oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Yani geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, gişenize sağlık. Ben bir araya gireyim abi. Lütfen gir abi. Şahane muhabbeti var Yüksel abinin. Muhabbetin esiriyim zaten. Filme gidenler de biliyorlardır. Bir Yüksel Aksu muhabbeti diye bekleriz. Vallahi billahi. Yani Yüksel evet. Aksu'yu çok net konuşayım. Bu akşam bir yaza girerken tanımaya çalışmıştım. Yalnız biraz kalabalık vardı. 300 kişi falan vardı konuk. O arada hani iki ara bir derede tanıyabileceğin kadar. Sonra yaptığı işlere baktık, tanıdık. Eyvallah, yaptığı işler orada. İnsanlığını gördük, tanıdık. patron olarak Allah kısmet ederse göreceğiz şey de burada. Yönetmen olarak. Patron olarak göreceğiz diyorum yani yönetmen ne derse olur. Şey de burada. Yok, abim benim. Senin yanında çok rahatız. Eyvallah. Senin enerjin, senin hüsnü niyetin, eyvallah, bize olan iltifatından. Yoksa bir başka yerde kasılıyoruz yani. Bir de Ege'yi de çok seviyoruz ya. Kurban olduğum iyi. Hep güzel adam çıkartmış. Hiç yanlış adam. Ceketin cebine alıyorum, garanticiyim. Ayşe'cim çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sana Türkiye'de, Almanya'da, nerede istersen mutlu bir hayat diliyorum. Çok okay. Sağ olun. Mesela. Şahin, haftaya görüşürüz. Ece, yani yaşamdaki bütün katmanlarını görmek isterim. Teşekkür ederim. Okulunu bitir. Okulunu bitir. Bitireceğim. Bir de böyle tatlı tatlı biz seninle Yüksel abiye böyle minik minik yanaşalım. Pazartesi akşamı burada. Oya Başar ablamız. Evrim Akın kardeşimiz. Metin Yıldız kardeşimiz ve Ufuk var, daha ne olsun. Evet, son sözü acaba türküler söyler mi? Madem hangi yöreden, hangi parçayı okuyacağız? Ege yöresinden, yollarını okuyacağız. Peki. Hayır, uğurlu olsun. Ben burada laf çok fazla açtık. Yani ben giriyorum ben yüksekten. Buyurun be Ayşe. Tamam. Su kütleyiz yolları, kaldır Ayşem kolları, kaldır Ayşem kolları. Bizim için yapılmış şu Muğla'nın damları. Oldum Ayşem oldu mu, enişten camızları buldu mu? Bir kerecik öpmeyle gülbenizin Ayşem soldu mu?